Highgate Mezarlığı, Londra'nın kuzeyindeki bir tepe üzerinde. Buraya adım atar atmaz, kendinizi yüzyıllar öncesine gitmiş gibi hissediyorsunuz. Mezarlık, hayli gotik bir havaya sahip. Highgate Mezarlığı, dünya genelinde sahip olduğu ününü, kuşkusuz burada yatan ve modern sosyal bilimin en önemli kuramcılarından biri olan Karl Marx'a borçlu. Karl Marx, 1883'te öldüğünde, mezarı başında yapılan cenaze törenine yalnızca 9-10 kişi katılmıştı. Bugünse mezarı her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Marx, Londra'da yaşamış, Kapital'i burada yazmıştı. Bugün anısına ithaf edilmiş bir kütüphane bulunuyor. He was a man who walked among Londoners, a true citizen of the world. So it was that inspiration that caused the library to be created. And it was created in 1933 also because that was the year of the Nazi book burnings. So these walls became a safe haven. And today it flourishes. It serves academics, researchers, teachers and writers from all around the world. Marx Anıtı türlü tahribat girişimlerine karşın hala ayakta. When the bomb went off underneath it, quite appropriately it tilted to the left. You can still see the scars, the battle honors that the bronze wears on its nose. Highgate'te gömülü olan başka birçok düşünür, yazar ve sanatçı da var. Örneğin, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ressam Lucian Freud ya da ünlü yazar George Eliot gibi. 6 yıl önce eski bir Rus ajanı da burada toprağa verilmiş. His name was Alexander Litvinenko and he was murdered. He was highly radioactive because he'd been slipped a radioactive substance. So when he was buried 12 feet deep and in a lead-lined coffin. Mezarlığın en eski bölümü olan Batı Yakası 1839 yılında açılmış. Asırlık mezar taşları ve sarmaşık kaplı mezarlarına bakınca buranın neden Dracula ile ilgili korku filmlerine mekan olduğunu anlamak zor değil. Zengin ailelerin gömülü olduğu Mısır sokağında Victoria döneminin antik Mısır'a olan ilgisini açıkça görmek mümkün. Sokağın sonunda Lübnan çemberi var ve adını hemen üzerindeki 300 yıllık sidir ağacından alıyor. Mezarlığın bu bölümü o denli hassas ki sadece özel turlarla ziyaret edilebiliyor. This is the mausoleum of Julius Beer and it's all about the death of a little girl called Ada who was 8. Her father was very very distraught and it is the most expensive piece of real estate in the entire cemetery. If you look at the ceiling as we go inside, you know, there's gold leaf, there's semi-precious stones. That's where your £3 million will go. Bu heybetli mozole mezarlığın en yüksek noktasında bulunuyor ve ulusal değer olarak kabul edilerek korunan birçok yapıdan biri. Highgate is quite unique. Buckingham Palace is grade 2 listed. Highgate is grade 1. That means it's the most important architectural site of its kind. Victoria döneminin gösterişli mezarlarından uzakta çok ünlü bir İngiliz ailenin nihai istirahat yerleri var. Lucinda Hawksley, yazar Charles Dickens'in 4. kuşak torunu ve Dickens'in romanlarıyla ölümsüzlüğe kavuşan karakterlerin burada yatan akrabaları olduğunu söylüyor. Some of the characters in Charles Dickens's work are actually inspired by people who are buried here at Highgate. Most famously, his father John Dickens was the inspiration in David Copperfield for Mr. Micawber. Victoria döneminde Highgate mezarlığı yalnızca zengin sınıfa ait bir yer değildi. Örneğin işçi sınıfının kahramanlarından boksör Tom Sayers'ın mezarı da burada. In those days, you see, there was no sport for the ordinary person. Football hadn't been invented. So the working classes, that is 95% of the Victorians, loved this bare-knuckle fighting. And this guy was the great champion because he beat everybody and became a hero. Forget Karl Marx, 6 people. I mean, 10,000 people turned out here at his funeral. Geçmişte Londra'ya gelen Sovyet heyetlerinin zorunlu duraklarından biri olan Highgate Mezarlığı, bugün Rusların bir bölümünün gözünden düşmüş belki ama Çinli turistler mezarlığı hala sık sık ziyaret ediyor. Mezarlık yıllarca unutulmuş, buradaki tabutlar defalarca yağmalanmış, soyulmuş. Bugünse Highgate Mezarlığı özenle korunan bir yer.